Yeni bir örnek. Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı olabilir? Böyle düşünenler varsa, bakın ipucu, böyle düşünenler, nasıl düşünenler? Sorudaki bu sorulardan biri gibi düşünenler varsa bana onların sanatı da şiiri de anlamadıklarını söylemek düşer. Konu sanat ve şiirle ilgili. Sanat bir incelik, bir beğeni düzeni oluşturma, yani insan düşüncesini en mükemmel şekilde aktarma işidir. Bak, sanatın tanımını yapmış. Bunu başardığımız zaman dünyada bütün savaşlar da bitecektir. Bakın, yani bir sanat sadece bir keyif için değil, yani ya da bir böyle eğlence için değil, incelik, bir beğeni düzeni oluşturma yapıyor. Ama bunun yanı sıra da ne yapıyormuş? Dünyaya düzen veriyormuş, savaşları da bitirmeye gayret ediyormuş. Çünkü diyor, bakın yine ipucu, sebep, sorunun cevabını açıklıyor. Çünkü insan o zaman insani duygularla tam olarak donanmış olacaktır. Paragrafın konusu nedir? Özetle diyor ki bu paragrafta, şiir, sanat ve şiir sadece güzel duyguları ortaya koymak değildir diyor. Bunu yaparken aynı zamanda insanları güzel düşüncelere yönlendirirsiniz, onları savaşlardan uzak tutarsınız ve insani duygularla doldurduğunuz için savaşlarda biter diyor. Bakalım ne olabilir soru. A. Sizce insanlığın önündeki en büyük tehlike hangisidir? Paragrafta bununla ilgili herhangi bir şey söylememiş. B şıkkı, sanatla uğraşmak, şiir yazmak sizce de bir lüks müdür? Bakın, sanatla uğraşmak, sanattan söz etti paragrafta, şiir yazmak, o da var. Sizce de bir lüks müdür? Lüks ne demek? Böyle sadece eğlence amaçlı, insanın iyi vakit geçirmesini sağlayan bir uğraş mıdır diye soruyor Bey. Bunun cevabı olabilir paragraf. Çünkü bunun sadece iyi vakit geçirmek olmadığını, aynı zamanda insanları güzel duygularla doldurarak onları savaşlardan da uzak tutabileceklerini söylüyor. O zaman B şıkkındaki sorunun cevabı olabilir paragraf. C. Size göre sanatın tanımı yapılabilir mi? Konuyla alakalı değil bu soru. D. Şiirlerinizde savaş konusunu sıkça işlediğiniz söylenebilir mi? Bununla da ilgili değil konu. Konu neyle alakalı? B şıkkında sorulan soruyla alakalı. Yani şiir ve sanat sadece güzel vakit geçirmek için yapılmıyor diyor. Böyle düşünenler varsa hatalıdır diyor. Sebebini de açıklıyor. Cevap B şıkkı olacak. Başka bir örnek. Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine verilmiş bir cevaptır? Her Türk gibi ben de yazdım. Bir şey yazdınız mı? Bakın, bir şey yazmakla alakalı soru soruyorlar. Aziz Nesin der ya, her üç kişiden biri şairdir. Demek ki şiirle alakalı. Nitekim romanlarımı okuyan fark etmiştir. Şiiri anlarım, şiiri irdeleyebilirim ama şiir yazamam diyor. Bakın, şiir yazmış daha önce ama asıl işi roman yazmakmış ve şiir, iyi şiir yazamayacağından söz ediyor. Soru bununla alakalı olacak. A. Hiç şiir yazmayı denediniz mi? Evet, her Türk gibi ben de yazdım. A şıkkı uygun olabilir. Bunun sebebini de söylüyor ama iyi şiir yazamadığından söz ediyor. B'ye bakalım. İyi bir şair olmayı neye borçlusunuz? Şiir yazamam diyor. Bu konuyla alakalı değil. C. Şiirlerinizde nelerden söz edersiniz? Konu bununla da alakalı diyor. Çünkü şiirlerde nelerden söz ettiğinden bahsetmiyor bu paragrafta. Çünkü zaten şiir yazamadığını söylüyor. D şıkkı. Şiiri sevmekle yazmak aynı şey midir? Burada şiiri sevmekle alakalı bir şeyden söz etmemiş. Sadece yazdım ama yazamayacağımı anladım demeye çalışmış. O yüzden en uygun soru A şıkkıdır arkadaşlar. Başka bir örnek. Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık söylenmiştir? Konuyu bulmaya çalışalım. Aslında La Fontaine'in masallarını Türkçe'ye çevirdiğim sıralarda geldi aklıma. Bir şey gelmiş aklına. Dostum Şevket Rado bana Nasrettin Hoca'nın fıkralarını bir kitap haline getirmenin iyi olacağını söyledi. Aha! Demek ki Şevket Rado bunu söylemeden önce bu onun aklına gelmiş. Nedir aklına gelen? Nasrettin Hoca'nın fıkralarını bir kitap haline getirmek. Soru bununla alakalı olabilir. Önceleri bunun önemli olacağını pek düşünmemiştim. Bu fıkraları bulabilmek için birkaç kitap karıştırdıktan sonra gördüm ki
Ünü yabancı ülkelere kadar yayılmış bu milli kahramanın hikayeleri hala Türkçe olarak yazıya geçirilmemiş. Bunun üzerine de bu fıkraları okunabilir bir dille yazmanın küçümsenemeyecek bir iş olduğuna inandım. Evet, konu Nasreddin Hoca'nın fıkralarının yazılması, kitap haline getirilmesiyle alakalı olacak. A. Nasreddin Hoca ile ilgili yapılan çalışmaları yeterli mi? Konu bununla alakalı değil. Paragrafta bunlardan söz etmiyor. B. Nasreddin Hoca fıkralarını kitaplaştırma fikri nasıl doğdu? Evet, bununla ilgili olabilir. Çünkü diyor ki, daha önce aklıma geldi ama Şevket Rado, dostum Şevket Rado bahsedince diyor, o zaman diyor daha da aklıma yattı diyor. B olabilir cevap. C'ye bakalım. Fıkraları manzum olarak yazmak sizin için zor oluyor mu? Burada fıkraların manzum olarak yazılmasından hiç söz edilmemiş. D şıkkı. Nasreddin Hoca fıkralarını ne zaman yazdınız? Şimdi ne zaman yazdığıyla alakalı bir zaman belirtmiyor. Sadece aklına nasıl geldiğiyle alakalı bir paragraf bu. Bence bunun doğru cevabı B şıkkı olmalı. Nasreddin Hoca fıkralarını kitaplaştırma fikri nasıl doğdu? Bakın arkadaşlar, bu az önce de söylediğim gibi paragrafın ilk giriş 3 cümlesinde ortaya çıkıyor. Başka bir örnek. Bu sözler hangi sorunun cevabı olarak söylenmiş olabilir? Öncelikle her sabah saat 6 ile 8 arasında yazarım. Bakın ne zaman yazdığının söz etmiş. Demek ki yazmak alakalı ve saatle belirttiğine göre yazarın yazma saatleri zamanıyla ilgili olabilir. Hafta sonları daha uzun çalışırım ve ilk taslaklarımı yazarım. Sadece zamanla ilgili değil demek ki. Nasıl taslak oluşturuyor ve elde yazdığını belirtmiş. Daktilo öyle değil de elde yazıyormuş taslaklarını. Sarı dosya kapağı üzerine siyah tükenmez kalemle. Kullandığı dosya ve kalemin rengini de belirtmiş. İki ya da üç kez gözden geçirmeden kimse göremez yazdıklarım. Bakın yazdığıyla alakalı bir soru ama ne zaman yazdığıyla ilgili değil sadece. A. Yazmaya eğitiminizin hangi aşamasında başladınız? Konuyla alakalı değil bu soru. B. En fazla hangi türde eser üzerinde çalışıyorsunuz? Paragrafta bunlardan söz edilmemiş. C. Yazarken özel kurallarınız var mıdır? Kural diyor, özel kural. Evet, burada bahsedilmiş. Ne zaman başladığını, yazarken taslakları elde yazdığını, kullandığı dosya kağıdını ve kalemin rengini ve 2-3 kez gözden geçirdiğini anlatmış. C şıkkıyla ilgili olabilir. D. Yazdıklarınızı ne zaman yayınlamayı düşünüyorsunuz? Bunun da konuyla alakası yok. Aradığımız cevap C şıkkı. Çünkü konuyla alakalı olan tek soru C şıkkı arkadaşlar. Başka bir örnek. Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisine cevap olarak söylenmiştir? Konuyu bulmaya çalışalım. Şiir denir mi, denmez mi bilmiyorum. İlk şiirim henüz çocuk sayılacak bir yaşta, çocuk dünyasında çıktı. Bakın ilk şiirinin Çocuk Dünyası isimli bir yayında yayımlandığından söz ediyor. İlk şiirinin nerede yayınlandığından söz etmiş. Hatırımda kalmasının biricik sebebi de Saat başlıklı bu yazımın aynı yıl basılan ilkokul okuma kitaplarında yer almak gibi bir talihe sahip olmasıdır. Yine ilk basılan eserinin, şiirinin hangisi olduğundan söz etmiş, nerede yayınlandığından söz etmiş. Konu bununla alakalı olabilir. A. İlk şiiriniz nerede yayımlandı? Bu olabilir cevap. Çünkü paragraf boyunca ilk şiirinin hangi dergilerde, kitaplarda yayınlandığından söz ediyor. B. Şiir yazmaya başlayalı ne kadar oldu? Bununla ilgili çok net bir bilgi yok. Sadece çocuk yaşlarında ilk şiirim yayınlandı diyor. C. Aklınızda kalan bir şiiriniz var mı? Hayır. Genel olarak bununla ilgili değil. Çünkü ilk şiirinin nerede yayınlandığından hep söz etmiş. Şair olmaya nasıl karar veriniz? Bununla da ilgili değil. Aradığımız cevap A şıkkıdır arkadaşlar. Çünkü paragrafta hep ilk şiirinin nerede yayınlandığında söz ediyor. Soru konuyla alakalı olmalı. Başka bir örnek. Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık söylenmiştir? Her şey aradan belli bir zaman geçtikten sonra değerlendirilmeli. Yakup Kadri'nin veya Tanpınar'ın
noktalanmış devirler olduğunu düşünürsek onlar hakkında yargıda bulunmanın, onları eleştirmenin daha rahat olduğunu görürsünüz. Çünkü bakın ipucu, size yazdıklarımı yanlış anlamışsınız, ben aslında şöyle demek istemiştim diyecek biri yoktur. Ama bugünkü bir yazar için isim vererek beş para etmez desem yarın öyle bir şey yazar ki ben komik duruma düşerim. O yüzden bakın ipucu, o yüzden bir sorunun cevabı, o yüzden bunun için gibi sözcükler nedir? Sorduğun soruya cevap veriyorum. Sonuç olarak anlamındadır. O yüzden henüz bitmemiş bir şeyi değerlendirmek bana yanlış geliyor. Bakın ilk cümleyle son cümleyi bir daha okuyalım. Bitmemiş bir şey ne olabilir? Bir eser mi? Yazarın dönemi mi? Her şey aradan belli bir zaman geçtikten sonra değerlendirilmeli. Bakın Yakup Kadri'ye örnek vermiş, Tanpınar'a örnek vermiş. Onlar artık öldü gitti diyor. Kendilerini artık eserlerini savunacak durumda değiller. Çünkü yapacaklarını yapmışlar, daha yeni bir şeyler yapamazlar. Bir şeyi değerlendirmeden önce diyor, onların döneminin bitmesi lazım, aradan bir zaman geçmesi lazım diyor. Konu bununla alakalı. A. Genç yazarların acımasızca eleştirilmesi sizce de yanlış değil mi? Burada konu genç yazarlar değil. Genel olarak yazarların genç ya da yaşlı kendi dönemlerini bitirmeleri, bu hayattan ayrılmaları gerektiğini söylüyor paragrafta, onları eleştirebilmek için. Ben öyle düşünüyorum diyor en azından. B. Niçin günümüz yazarları hakkında değerlendirmelerde bulunmuyorsunuz? Evet, bu olabilir aradığımız cevap. Çünkü niçin günümüz yazarları hakkında değerlendirmede bulunmuyorsunuz dediğinizde yazar bunun cevabını paragrafta anlatıyor. Her şeyin diyor üzerinden belli bir zaman geçmesi lazım. Onlar dönemini kapatması lazım diyor. Aradığımız cevap B olabilir. C'ye bakalım. Bir yazar hakkında eleştiri yapmanın zorlukları nelerdir? Hayır, konu bununla alakalı değildir. D. Yazarların birbirleriyle karşılaştırılmasına doğru buluyor musunuz? Yazarların karşılaştırmasıyla ilgili herhangi bir şeyden söz etmiyor. Konuyla alakalı değil. Aradığımız cevap B şıkkıdır arkadaşlar. Başka bir örnek. Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık söylenmiştir? Çocukların eğitimleriyle ilgilenmiyorum. Kitap yazarken benim hedefim, bakın ipucu, amacı neymiş? Çocukların bir şeyler öğrenmesini sağlamak değil, onların kitap okumaktan hoşlanmalarını sağlamak. Amacım eğitmek değil diyor. Bakın yazar olarak en büyük hedefiniz. Bu genel olarak çocuklarla ilgili olmadığı için bu soru, bu çok geniş, bu paragrafı aşan bir soru. Çünkü sadece çocuklarla ilgili değinmiş bu paragrafta. 5 şıkkına bakalım. Çocuk kitapları okuyucusunu hayata ve yetişkinliğe hazırlamalı mı sizce? Burada çocukların geleceğe hazırlanması eğitimiyle ilgili olabilir. Belki bu soru olabilir. C. Çocuk eğitimi hakkındaki fikirleriniz nelerdir? Bu da yakın ama tam olarak değil. Çünkü yazar çocuk hedeften bahsetmesi lazım. Yazarın bir hedefi var. Aşkında hedeften söz ediyor ama en büyük hedefim o değil diyor. Yazar olarak en büyük hedefiniz nedir? Bu değil konu. Çocuklarla ilgili olması lazım. D şıkkına bakalım. Kitap yazarken amacınız, yani hedefiniz, bakın ilk cümlede altını çizmiştik, ikinci cümlede. Hedefiniz nedir? Kitap yazarken amacınız çocukları eğitmek midir? Bakın hem çocuklarla ilgili hem eğitimle ilgili, tam da paragrafta anlatılanlara uygun. Kitap yazarken amacınız çocukları eğitmek midir? Çocukların eğitimleriyle ilgilenmiyorum diyor, cevap veriyor bakın. Kitap yazarken benim hedefim diye devam ediyor. Dolayısıyla bu soruda aradığımız doğru cevap D şıkkıdır arkadaşlar. Dersimiz sona erdi. Düzenli kitap okumayı ve bolca soru çözmeyi ihmal etmeyelim arkadaşlar.